Günaydın. Bugün sizin için yine bir vlog çekiyorum ve bu vlog yine bir Polonya'ya hazırlık ve yolculuk vlogu olacak. Çünkü biz yarın sabah Polonya'ya doğru yine yola çıkıyoruz. Şimdi bu sefer geçen seferki gibi ekstra heyecanlı değilim. Normal sanki böyle bir aile ziyaretine gidiyormuşuz gibi. Çünkü geçen sefer gittiğimde uzun zamandır gitmemiştim Polonya'ya. O yüzden çok heyecanlıydım. Şu an hiç hani yarın gidiyormuşuz gibi bile hissetmiyorum. Ve bugün pazar. Hazırlıkları tek başıma yapmak zorunda değilim. Allah'tan Pavel çalışmıyor. Bugün beraber yapacağız. Ama yine bir yapılacak listesi yaptım. Şimdi size sayıyorum yine. Yazdırılacak belgeleri yazdıracağız. İşte boarding card'tır, aşı sertifikalarıdır, benim yurt dışı çıkış haracımı ödediğime dair makbuzdur vesaire. Ondan sonra tırnaklarımı yapacağım kalıcı ojeyle. Bavul hazırlayacağım. Evi birazcık temizleyeceğim. Almamız gereken birkaç bir şey daha var. Pavel'in ailesinin istediği leblebi var. Kese var. Bir de yengesi helva istedi galiba. Helva alacağız. Çöp at yine yazmışım unutmayayım diye. Şarj edilecek aletleri şarj etmem lazım. Bir de yüzümü tıraşlayacağım. Şimdilik listede bunlar var ama daha fazla bir şeyler de çıkabilir bilmiyorum. Sanki liste çok kısa gibi geldi geçen seferkine göre. O vlogu bir izleyip bakacağım neler varmış listede diye. Biz tabii ki yine burada çarşıyı kurmuş durumdayız. Pavel'in ailesine götüreceğimiz şeyler. Gene kısaca bir göstereyim. Klasik zaten şu kremlerden. Bu sefer bol bol çikolata kaplı leblebimiz var. Geçen sefer de vardı ama bu sefer daha fazla var. Bu sefer kuru dut aldık böyle. Bir de şeker kaplı leblebi aldık. Leblebi sevdiler çünkü bilmiyorum. Bir değişik türünden daha alalım dedik. Keseler var. Bunlardan birkaç tane daha almamız lazım. Saray helvası var bir tane. Burada yine kahve dünyasının o çikolata kaplı lokumları var. Tabii ki de pişmaniyelerimiz var. Gül suları ve değişik doğal sabunlar var. Bir de normal leblebi var. Ondan bir tane daha alacağız galiba. Ve şunları da ben geçen A101'de mi Şok'ta mı ne gördüm. Ramazan temalı gül şerbeti ve hibiskus şerbeti değişik olur diye denerler belki diye bunlardan da götüreceğim. Şimdilik bu kadar ama birkaç bir şey daha alacağız galiba. Yani işte o leblebilerden biraz daha alacağız. Helva alacağız. Yengesine dedim zaten. What else? More kese. Maybe if we find some more we can buy two more and more of these. I don't know how many should I eat. I could bring an entire shop of these and say it would be... I know more. Because they're small packages. I wish they were like in a big package. Yeah. Like Ula herself wants 10 and my mom wants at least 10, so the best there's 19 like, here. The best would be like having 30 of them. 30 paket küçük çikolata kaplı leblebi götüreceğiz. Ben böyle bir aydır falan A101'e gittikçe 5-6 tane 5-6 tane alıyorum böyle gidip 30 tane alınca garip olacağı için. Anca şu an 19 tane birikmiş. Bir 10 tane daha falan almamız lazım. They used to be 1 lira some of them, now probably they're like 3. They're like 5. Neyse ben bir de gene şey listesi yaptım. Bavul listesi yaptım. Ama bu sefer aslında ne götüreceğimi çok bilmiyorum. Yani kıyafet olarak ne götürmem gerektiğini çok bilmiyorum. Bu arada geçen seferki videoyla aynı tişörtü giyiyorum. Neden hemen onu da söyleyeyim. Polonya'ya götüreceğim daha güzel bulduğum tişörtlerden tam gitmeden önce giyip kirletmek istemiyorum. O yüzden sevmediğim tişörtlerden. Zaten evde giymelikte 100 bin tane tişörtüm olmadığı için bu gelmiş elime. Öyle. Neyse. Ne diyordum? Kıyafet olarak ne götüreceğimi çok bilemiyorum. Çünkü mevsim tam böyle geçiş mevsimi. Nisan'ın 11'inde gidip Mayıs'ın 9-10'unda falan döneceğiz. Hani bahar ama Polonya'nın baharı bizim bahar gibi olmuyor. Gerçi bizim bahar da o kadar hani kesin güneşlidir ya da kesin soğuktur diyebileceğimiz bir şey yok. Bir gün güneşli oluyor, bir gün daha soğuk oluyor vesaire vesaire. O yüzden sanırım her mevsim için götürmem gerekecek bir şeyler. Ama bu sefer tabii ki de işte öyle kalın kazaklar, bereler vesaire vesaire götürmeyeceğim. Eksinin altına düşmez diye düşünüyorum. Daha çok işte sweatshirtler, tişörtler. Hani ne bileyim tişört giyerim üstüne sweatshirt giyerim eğer soğuk olursa. Sıcak olursa sweatshirt'i çıkarırım vesaire diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bir de uzun kollu ince kazağımsı şeyler götüreceğim. Ama mont da giymem gerekecek diye düşünüyorum. Yarın giyerek gideceğim galiba montumu yine de. Belli olmaz çünkü. Bot konusunda hala karar vermedim. Botumu mu giyerek gideyim diye. Valizin durumuna göre bakacağız. Eğer bir tane daha ayakkabıya yer olursa botumu giyip giderim. Ekstra ayakkabımı valizime koyarım. Bu sefer sanırım daha kısa bir yapacaklar listemiz var. Çünkü her şeyi son güne bırakmadık. Ama yine de bir dediğim gibi dışarı çıkıp alışveriş yapmamız lazım ufak bir. Ve yazdırılacak şeyleri yazdırmamız lazım. Gerisi kişisel hazırlık. Ben telaşa dalıp vlog çektiğimi tamamen unutmuşum. Ama işlerimizi halletmeye dışarı çıktık. Yazdırmamız gereken belgeleri yazdırdık. Çikolata kaplı leblebilerden aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Gratis bulmaya gidiyoruz. Oradan da işte... kesedir. Başka ne alacaktık? Bilmiyorum. Bir şeyler daha alacağız işte. Okey. Sanırım dışarıda halletmemiz gereken her şeyi hallettik diye ümit ediyorum. İnşallah bir daha çıkmamız gerekmez. Ama evimize döndük.
Diğer işlemlere geçmeden önce kendime bir kahve yaptım. Onu yiyeceğim. Bir de Pavel'in dünden kalma pizzası var. Ondan bir parça alacağım. Çünkü acıktım. Ondan sonra yapacak çok iş var. Yani aslında çok iş değil ama gözümde büyüyor şu an. Neyse şurada ben işaretleyeyim. Yazdırılacaklar yazdırıldı. Kese ve leblebi alındı. Şarj edilecekleri şarja taktım. Para çektim. Okey. Şimdi bavula falan geçmeden önce şu yüzümü tıraşlama olayını yapacağım ki listeden silebileyim. Onun için de bir adet böyle kaş usturam var. Dezenfekte ettim bunu az önce kaynar suyla. Ve yüzümü ıslatacağım. Birazcık ne bileyim sıvı sabunla, yüz yıkama jeliyle falan kayganlaştıracağım ve tıraş edeceğim. Yani yağ sürüp mü yapsam diye düşündüm. Çünkü bu sabun ben yapana kadar kuruyor falan biraz. Ama o zaman da ne bileyim yağ sivilce yapacak falan diye birazcık tırsıyorum. O yüzden sabunla yapıyorum. Yani yüz yıkama jeliyle. Ve sivilce yapmaması için önemli nokta kılların büyüme yönüne doğru böyle tıraşlamak lazım. Ve öyle yüzüm daha pürüzsüz duruyor. Hoşuma gidiyor. Ayda bir falan yapıyorum böyle biliyorsunuz zaten. Şimdi önce tırnaklarımı mı yapsam, bavula mı başlasam diye düşünüyorum ama önce şu yüzünü tıraşla olayını sileyim şuradan. Yüz tıraşla okey. Ben o zaman hafif bavuldan başlıyorum. En azından koyacaklarıma falan bir karar vereyim. Dedim ya hani mevsim böyle tam geçiş mevsimi olduğu için tam olarak ne koyacağımı bilmiyorum diye. O biraz zaman alabilir onları karar vermem. Bu arada söylemedim galiba henüz. Bu sefer direkt İstanbul'dan Polonya'ya uçmuyoruz. Hani geçen sefer buradan direkt İstanbul Havalimanı'na gitmiştik. Oradan da Varşova aktarmalı Rzeszów uçuşumuz vardı ya. Bu sefer o biletler çok fazla pahalıydı. Geçen sefer aldığımızın iki katı falandı yani 4000 falandı kişi başı. O yüzden biz de alternatif bir rota bulduk. Benim yine yıllar önce kullandığım bir rota aslında. Buradan Bulgaristan'a geçiyoruz otobüsle Burgaz'a. Oradan Ryanair'le Krakow'a direkt uçuyoruz. Krakow'dan da Rzeszów'a artık trenle mi geçeriz, otobüsle mi, babası mı alır bilmiyorum. Orası en kolay kısmı zaten. O yüzden böyle iki kere sınır geçeceğim ben. Ve iki ülke değiştirmiş olacağız. Ama böyle iki kat daha ucuza geldi. Yani Ryanair uçuşları, uçuşun kendisi 10 euroydu. Ama biz bir de 20 euroya falan bagaj hakkı aldık. Kişi başı 30 euro falan olmuş oldu tek yön. Gidiş dönüş kişi başı 60 euro. Çevirin işte ne kadar yapıyorsa lira olarak. Bir de buradan Burgaz'a gidiş, Bulgaristan'a otobüs 400 lira. O da biraz tuzlu ama artık buradan Beylikdüzü'ne gitmek bile 100 liraya yakın olduğu için garipsemedim. Yani toplamda kişi başı 2000 lira civarına halletmiş olduk Polonya'ya gidişimizi bu sefer. Aynı sürede gideceğiz büyük ihtimal. Geçen yani İstanbul'dan gittiğimizde de aktarmalarla vesaire 10 saat falan sürüyordu buradan oraya eve gidişimiz. Burada da şimdi o tarz bir şey sürecek. Buradan Burgaz'a otobüs zaten 3,5 saat falan yakınızda. Öyle bu sefer de böyle yapıyoruz. Ve Ryanair'le gideceğimiz için bavul hakkımda 20 kilo. Geçen sefer gittiğimde 23 kiloydu galiba. Ama geçen sefer kocaman bavulla gitmiştim. Bu sefer yeni bavul aldım ya. Önceki vloglarda göstermiştim size. Orta boy bir bavul. Onunla gideceğim. Ona sığmaya çalışacağım ama sığarım diye düşünüyorum. Çünkü hani kışlık kalın şeyler çok götürmeyeceğim. Bu bir. İkincisi cilt bakım ürünlerini işte şampuandır, yüz yıkama jelidir, toniktir, güneş kremidir, makyaj temizleme suyudur vesaire vesaire. Direkt Polonya'ya sipariş verdim. Oradan yenilerini aldım. Çünkü Jaya biliyorsunuz orada bayağı ucuz oluyor. Gidince orada gösteririm size ne aldığımı falan filan da. Ama onları buradan götürmeyeceğim. O yüzden oradan bir hafifliğim olacak. Sığarım herhalde diye ümit ediyorum. Bakalım. Okey şimdi canlarım. Öncelikle dışarıda giyilebilecek kıyafetlerden başlayacağım. Çünkü evde ne giydiğim önemli değil zaten. Dışarıda ne giydiğim de önemli değil aslında ama işte. I think he's not laughing at me. Are you laughing at me? Who are you laughing at? Okay. Got a little offended there. Geçen sefer hani hiç düşünmeden böyle bu da giyilir bu da giyilir diye koydum bavula. Ve aslında yarısını falan yine giymemişimdir diye düşünüyorum. Bu sefer böyle aklımda en azından bununla bu giyilir, bununla bu giyilir falan diye düşünerek koyacağım ki fazladan bir şey koymuş olmayayım diye. Şöyle pazarımız bu şekilde açıldı. Şurada iki tane sweatshirtim var. Bu
hırkamsı bir kazağımsı bir şey. Ondan emin değilim çünkü o biraz yer kaplıyor. Ama kullanışlı olabilir bence. Crop ama tamam işte mevsimlik. Sonra bunlar kesin götüreceklerim. Çünkü uzun kollu ama ince olan üstler. Ya tam baharlık işte. Bu böyle takım. Sonra şurada iki tane tight var. Tight giyilebilir bu mevsimde diye düşündüm. Şurada pantolonlarım var. Bu üçü kesin gidiyor. Zaten bir kot pantolon, bir gri, bir de siyah pantolon. Şurada bir de şöyle işte baharlık ince efil efil pantolonlardan var. Onlardan emin değilim. Onları nasıl giyeceğime bir karar vermem lazım. Bir de şu pembe etek var. Geçen sene alıp çok beğenip hala giymediğim bir etek. İki tane elbise götürsem mi diye düşünüyorum. Çünkü Polonya'da giyememe ihtimalim çok yüksek onları. Polonya o kadar ısınmayabilir ama bir arada bir işte güneyde bir yere gitmeyi planlıyoruz işte. Henüz biletlerimiz yok ama hayallerimiz var. İtalya'dır, İspanya'dır bilmiyorum. Oraya götürebilirim diye düşündüm. Emin değilim, dursunlar orada şimdilik. Şimdi burada bir tane beyaz gömleğim var. Böyle tight might giydiğimde, üstüne tişört giydiğimde onun üstüne alabileceğim bir şey diye düşündüm ama deneyeceğim. Bu da alıp hala dolapta duran hiç giymediğim bir şey. Sonra bir de burada da işte tişörtlerim var. Şurada büstiyer tarzı olanlar. Orada Pavel'in çorapları. Bu kolsuz üstler. Bu da tişörtler. İşte şimdi bunları düşünmem lazım. Bunu götürürsem neyle giyerim falan diye. Mesela öncelikle şu eteği bir deneyeyim. Mesela şöyle bir büstiyerle ve beyaz Converse'lerimle oldu sanırım birkaç kolye molye. Giyilir ama soru şu ki işte bu kadar sıcak olacak mı hava? Ama hoşuma gitti ha. Should I take this skirt? Do you think that it will be warm enough to wear skirt and this? To go to Italy. This is what I'm thinking as well but like I need to like pick and choose what to take. Okay. Bu hoşuma gitti. Dursun şimdilik. Sonra bu yeşil pantolon da bu üstlü oluyor. Ama ayakkabı konusunda fikirlerinizi sunabilirsiniz. Sanki Converse'de pek olmuyormuş gibi geliyor bana. Şurada bir de diğer platformlu beyaz ayakkabılarım var. Onunla mı daha güzel olur? Yazarsınız. Onunla da göstereyim dedim de şimdi hoşuma gitmedi bunlarla. İkisiyle de tam hoşuma gitmedi. Neyle giyeceğim ben bunu? Ayakkabı olarak. Başka ayakkabım yok zaten. İkisinden birini seçmek zorundayız ama sanki Converse daha iyi oldu gibi geldi şimdi. Bu da aynı mantık bir pantolon ama kahverengi, biraz daha kalın. Ayakkabıları tam giymedim ama yine bilemedim. Yine aynı problem. Converse mi? Bunlar mı? Converse'de de böyle görünüyor. Yani bacakları şeyli olduğu için, boğumlu olduğu için. Onun bacakları boğumlu olduğu için sanki Converse altında böyle minnacık bebek ayakkabısı gibi kalıyormuş gibi geliyor. Bunlardan belki bu pantolonlardan ikisinden birini alırım. İkisinden birini alırsam yeşilini alırım. Çünkü o daha hafif, daha efil efil. Bunun kumaşı biraz kalın. Ama belki de Polonya baharına kalın kumaş daha mantıklıdır. Bilmiyorum. Şimdi şu gömleğe bir amaç bulmam lazım. Çünkü bayağı uzun. Yani bacağımın yarısına geliyor. Pantolonlarla falan zaten komik duruyor. Şu eteğin üstüne denedim. Pembe eteği giydiğimde. Onda da çok komik durdu. Eteğin boyutuna geldi neredeyse. Şey gibi. Öğretmen önlüğü gibi duruyor. O yüzden totomu kapatmasını isteyeceğim kıyafetlerde belki olabilir dedim. Tight giydim şimdi. Bu üstle işte siyah bir tight. Onun üstüne deneyeceğim. Bunun üstüne de olmuyorsa o gömleği eliyorum. Yani giyecek bir şey bulamıyorum onunla çünkü. Yok yani öğretmen style. Niye böyle bu ya? Herkes bunlardan aldı. Gömleklerden, her renginden aldınız. Hepiniz giyiyorsunuz. Ben giyemiyorum. Benim boyum kısa diye mi böyle oldu? Tunik gibi duruyor. Neyse bu gömleği almıyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hani bu tişörtlerle okey çıktım dışarı diyelim ama Polonya'nın havası belli olmuyor dediğim gibi. İşte öğlen sıcak olup öğleden sonra böyle rüzgar esip sizi bayağı dondurabiliyor. O yüzden hep böyle yanına üstüne bir alabileceğin bir şey götürmen gerekiyor vesaire. O zaman böyle tişörtle çıktığım zaman üstüme ne alabilirim? Sweatshirtlerden alabilirim. Bir. Şu hırkayı deneyeceğim ama tight'lı olmaz gibi geliyor ama bir deneyeyim. Evet pek olmadı ama amaç götümün donmaması değilse o amaca hizmet edecek bu hırkayı alacağım büyük ihtimal. Ya bunun olması da başka bir şeylerle giyilir bu kesin yani düz siyah hırka. Şimdi şu mavi arkadaşa bir amaç bulalım. Bakıyorum neyle giyilir. Siyah tight'la olabilir ama siyah tight'ın üstüne giyebileceğim bir sürü seçenek varken gerek var mı ona? Sadece siyah tight'la giyebileceğim bir şeyse. Şu mavi kotla sanki çok böyle mavi mavi olur gibi. Gri kotla. Yok bunu almıyorum. Okey. Seni büyük ihtimal giymeyeceğime karar verdim. Sonra şu turuncu büstiyeri çok seviyorum. Ve sanırım hem mavi jeanle olur hem griyle olur gibi geldi. Onu alabilirim. Bir de onun siyahı var. Ama burada siyah mesela şu kolsuz da var.
ve şu tişört de var ve üstümdeki arkadaş da siyah sayılır. O yüzden onu bırakayım mı? Her şeyi böyle düşüneceğim, evet. Beyaz üstlerin hepsini alıyorum. Beyaz kullanışlı bir şey, her şeyle giyilebilir çünkü. Bunların hepsiyle, pantolonların hepsiyle olur. Beyazları aldım. Siyah da aynı şekilde green'in üstüne falan güzel olur diye düşünüyorum. Bu kolsuz siyahı aldım. Şunu sadece seviyorum diye aldım. Şu konuda kararsızım. Çünkü bu hangisiyle olur? Gri'yle olur galiba. Yok. Hoşuma gitmedi. Siyahla. Yok. Bunu almıyorum. Tamam. Bunu şey kombinlemesi zor. Neyle kombinleyeceğimi bilemedim. Gerek yok. Kotlu olurdu gerçi. Neyse. Bu da düz siyah tişört ama şöyle bağları falan var. Onu bir deneyeyim. Bu onu alacağım. Bu güzel. Hem çok ince de değil. Mevsimlik iyi olur. Bu da aynı şekilde çok ince değil. Bu da mevsimlik iyi olur. Buna makyaj mı bulaşmış? Burası sanki böyle kahverengimsi midir? Işık mı o? Şunları alıyorum. İç çamaşırları, çoraplar orada. Tişörtlerden bunları alıyorum. Şu gri eledim, kirliydi çünkü. Bunu eledim, bunu eledim, bunu eledim. Gömleği eledim. Şu taytları da alacağım. Hani evde de giyilir onlar diye. Çok amaçlı. Bu çantayı alacağım. Bir de siyah bez çantamı alacağım. Bunlar da evde giymelik işte tayt, eşortman altı, tişört vesaire. Şimdi yavaştan yerleştirmeye başlıyorum. Ha bir de giyeceklerimi ayırayım. Yarın hava bayağı yağmurlu olacak gibi gösteriyor. O yüzden böyle tişörtle mişörtle gitmeyeceğim. Şu siyah üstü giyeceğim onun üstüne. Montumu giyeceğim. Montumu da alıyorum mecburen. Ve botlarımı giyeceğim büyük ihtimal. Gerisini de bavula koyuyorum. Şu elbiseyi de denemedim. Bunu geçen sene giydiğimden beri kilo aldım biraz. Bilmiyorum. Yani esnek bir şey olur zaten de göbüşümü çok hamile gibi ortaya çıkarabilir. Kısmet be. Çıkarsın, ne yapayım? Onun bavulu sadece pişmaniye, gül suyu, sabun, krem. Is more than I expected. Is not more than I expected. Maybe it feels like that because last time I was putting some stuff in there. Well, we will see if I have space. You will. You up and boom, 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 shi, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Çamaşır ve çoraplar kaldı. İki tane hoodie ve makyaj malzemelerim kaldı. Cilt bakımda sadece iki tane serum götüreceğim. Dediğim gibi o diğerlerini oraya sipariş ettim. Ha bir de ayakkabılar. Şimdi bakım kısmını bir halledeceğim. Yine şu dünyaları alan çantamı aldım. Kozmetik çantamı. Okey. Fondöten. Makyaj yaptığım sırayla gidiyorum kafamda. Kapatıcı. Bazı belki kullanırım. Çok kullanmıyorum ama aldım. Pudra. Makyaj süngeri. Bunu streçe sardım. Kirlenmesin diye yeni yıkadım. Fırçalar. İnşallah 20 kiloyu geçmem. Çünkü hani Lottur, Turkish Airlines'dır falan bunlar çok dert etmiyorlar ama Ryanair kuruşu kuruşunu alır yemin ederim. O yüzden iyi ölçmem lazım her şeyi. Aydınlatıcı, allık. Far olarak şu paleti alacağım. Bunu düşürdüm bu arada bir tanesi. Şu köşedeki gitti. Bunda en çok siyahı kullanmam icap ediyor. Bir de aydınlatıcı rengi güzel. Ama seçenek olsun diye bunda bol bol da var, aldım bunu. Bir tane de şunu yeni aldım. Like diye mi okunuyor bu marka bilmiyorum ama doğal tonlar olan bir palet. Biraz turuncumsu tonlar da var. Kullanışlı. Bir de bunu aldım. Şimdi düşünüyorum. Ten makyajımı yaptım. Aydınlatıcı bilmem ne. Heh. Göz. Eyeliner ve maskara. Okey. Bir tane de göz kalemi. Ve geldik dudağa. Bir parlatıcı. Bir doğal tonda dudak kalemi. Bir doğal tonda ruj. Aynı bunların rengi ayol. Neyse birini aldım bunlardan. Bir tane pembemsi aldım. Bu da pembemsi. Ama daha böyle soğuk bir pembemsi. Okey onu da aldım. Bir tane de kırmızı dudak kalemi aldım. Bir morumsu alayım. Bir de parlatıcı aldım. O kadar bu da. Makyaj malzemelerim budur. İnşallah. Odur herhalde. Ha bir de bir tane de oje alacağım. Kalıcı oje yapacağım ama çıkarmak isterim. Çıkarırım. Onun yerine sürebileceğim bir tane olsun elimde diye bunu aldım. Bir adet. Şu cımbızla makası koyuyorum. Tokalar koyalım. Tel tokalar. Okey. Lastik tokalardan. Şu siyah küçük lastiklerden. Birkaç adet. Kabak lifim. Burada koyduklarımı çizeyim bu arada bir dakika. Ordinary serumları ne yaptım? He. Bunları koyacağım. Bir de nemlendiricim. Gerçi bunu yarın kullanır mıyım? Bugün duştan sonra kullanırım herhalde. Neyse nemlendiricim dışarıda kalsın. Deodorantı da kullanırım.
Dur, kullanacaklarımı şöyle alıyorum. Günlük pet alacağım. Adetim yeni bitti. O yüzden büyük ihtimal Polonya'da adet olmayacağım ama her ihtimale karşı birkaç tampon falan da alacağım. Kolyeler. Çok takıyormuşum gibi. Bunları çözmem lazım ama şu an çok üşendim. Orada artık hallederim takacak olursam. Talsit ve bir de arvales almam lazım ama onu bulmam lazım. Burada sadece kutusu var. Onu bulup geleyim. Okey, arvalesimi koydum. Buraya pamukları koydum. Hala yer var onun içinde. Ona da sonradan işte şu kalan deodorantları falan koyacağım. Yarın kapatırım büyük ihtimal bagajı. Şimdi burada çizeyim gene ben koyduklarımdan. Düzleştiriciyi koyacağım. Bu sefer maşayı almıyorum. Onun yerine bornoz ipimi alıyorum. Çünkü çok daha rahat ve güzel maşa yapılıyor bununla. Olmadı, başaramadım. Düzleştiriciyle de maşa yapılıyor diye ekstra bir daha maşa almayacağım yanıma. Şu çantanın içine de işte çoraplarla moraplarla tıkıştırıp onu da koyacağım şimdi. İç çamaşırlarını koyacağım. Ayakkabıları koyacağım. Tamamız. Buraya ayakkabıları koyacağım. Makyaj çantam var. Şu sweatshirtler var. O kadar. Kalan çorapları da hatta bu ayakkabıların içine tıkayım. Hem de ayakkabıların şekli bozulmamış olacak böylece. Ezilmeyecekler. Ha, bir de siyah çantamı koyacağım. O zaten hiç yer kaplamıyor. Şu bez çanta. Bunların başka renkleri de vardı ama yani var elimde. Yeşille beji var ama sadece bu yeter diye düşünüyorum. En çok bunu kullanacağım. Bir de hani bej falan kullanmam gerektiğinde şundan aldım. Çünkü bu elbiselerle falan da güzel oluyor. Yeter. Şunu da şöyle bir koyayım da bakayım nasıl kapanıyor. Kapanacak büyük ihtimal. Bir sıkıntı olmayacak yani. Bir de kilosuna bakacağım. Aa, kolay, okey. Kiloyu geçmediğim sürece sıkıntı yok. 58, 90, 75, 80. 17 kilo kız. İyi. 17 kiloysa biraz daha pişmaniye falan doldurabilirim. Hacmen sığdırırız. Sıkıntı yok onda. Okey, şimdi ben dolanıp durmaktan oradan oraya başım döndü. Birazcık midem bulandı. Ben biraz mola vereceğim. Şimdi Pyre geçti kendi babamın başına. O az önce mola vermişti streslenip. I can... Look at this. I'm not taking everything. I decided already. Look at this. There is still the Turkish delights. Exactly. I forgot about it. Okay, I'll take some of them. Okay, benim bavula şimdi lokumları koydum. 2 kilo onlar etti. Birazcık leblebi falan koydum. Şu an tam 20 kilo 400 gram. Orada çıkarttırırlarsa bir şey o 400 gram fazla diye artık leblebileri çıkarıp sırt çantamı alırım diye düşünüyorum. Bir de tabii ki de sırt çantam olacak. Onun içinde de işte bilgisayarım, kamera, power bank, cüzdan vesaire gibi şeyler olacak. Pavel de yani onun şu an 19 kilo ama parfümlerini falan da koydu. Şimdi bakalım kaç olacak. Hatta her şeyi alamadık bu sefer. Bir tane helva, birkaç leblebi falan kaldı. Bir kutu pişmaniye. How much? 18. Did you take out something? It was 19 a minute ago. Akşam yemeğimiz geldi. Türkiye'deki son yemeğimiz olabilir bir ay boyunca. Sabah yer miyiz bilmiyorum. Arby's söyledik. Benim birazcık hala midem bulanıyor. Böyle arada temizlik yaparken falan da oluyor. Böyle hızlı hareket ediyorum. Oradan oraya dönüyorum, koşuyorum falan ya. Hareket etmeye alışık olmayan bir bünyem olduğu için diye düşünüyorum. Neyse. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra sanırım ben tırnaklarımı yapmaya geçeceğim. Şimdi ben tırnaklarımı yapmaya geçtim. Bu ilk manikür adımını falan yaptım. Üstünü böyle pürüzlüleştirme adımını falan yaptım. Şimdi asıl oje sürme kısmına geçiyorum. Bir tane Instagram'da içinizden birinin attığı bir nail art vardı. Böyle batik desenli bir şey. Onu yapmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilirsem. Başaramazsam sonra düz bir şey yapacağım, bilmiyorum. Onun için önce beyaz bir baz yapmam lazım tırnaklarıma. Önce bir tırnağımdan başlayacağım, bakayım başarabiliyor muyum diye. Önce bu yüzük parmağımdan başlayacağım. Çünkü baktım zor bir şey. Hani bütün tırnaklarıma yapmak istemiyorum. O zaman ona yapıp diğerlerini düz beyaz yaparım dedim. Ama önce primer. Onu biraz kurutuyoruz böyle bir 30 saniye falan. Sonra bazımı alıyorum. Ve ışığıma koyuyorum. Sonra beyaz ojeyi alıyorum. Şimdi bir tırnağıma deneyeceğim sadece. Dediğim gibi. Normalde kalıcı oje tek katta kapatıyor ama bu %100 kapatmadı gibi. Bunun kenarlarını bir temizleyeyim. Sonra kurutup galiba bir kat daha geçeceğim üstünden. Neyse, kurutuyorum. Bir kat daha sürsem mi yoksa bu yeterli mi? Üstüne bir de şey yapacağız ya, nail art acaba. Ama ucu tam olmadı ya. Süreyim bir kat daha. İnce ama. Şimdi bunun üstüne nail art olayını normal oje ile yapacağım. Onun için de bir şeffaf oje, bir de mavi kullanacağım. Şöyle bir streç filmin üzerine birazcık şeffaf ojeden döküyor.
Reel'ın linkini koyarım aşağı bir yere tam görmek istiyorsanız. Şu an hem yapıp hem gösteremiyorum maalesef tam anlamıyla. Sonra onun üstüne birazcık mavi damlatıyor. Onu böyle bir karıştırıyor hafif. Böyle yapıştırıyor, birbirine çekiyor, bir şeyler yapıyor. Böyle bir desenimsi bir şey çıkıyor üstünde. Sonra onu alıyor, bu tırnağının üstüne baskı yapar gibi. Yani şey, patates baskısı falan gibi. Geçiriyor. Bakalım. Çok oldu, bir dakika. İlk başta güzel olmuştu, sonra sıçtım. Dur, hemen onu siliyoruz ve okurumadan bir kere daha. Kalıcı ojeyle yapmanın böyle bir şansı var. Direkt maviyi silebildim. Beyazı hala duruyor orada. Şimdi buradan tekrar buna. Fena değil. Kolaydı da. Nice. Normal ojeyi kurutmaması lazım bunun ama ben gene de bir koyacağım ışığı bir 30 saniye falan. Sonra da üstüne top coat süreceğiz. Bitti. Kolaymış. Ve sonuç güzel oldu bence. Ama bütün tırnaklarımda istiyor muyum böyle bir şey? Neden olmasın? Güzel oldu, güzel. Oh. Hemen ben diğer tırnaklarımı da yapıp geliyorum. Sonuç olarak tırnaklarım böyle oldu. Yani bence güzel oldular ama benim birazcık gözümün alışması lazım. Çünkü çok açık geliyor gözüme. Ben bu kadar açık renk oje sürmeye alışık değilim. Beyaz baz, üstünde biraz mavilik. Ama güzel, yani güzel. Kendi elime ne kadar yakıştırdım onu bilemiyorum. Bir ayda böyleyiz. Okey, şimdi listemize geri dönüyoruz. Yapılacaklar listemize. Burada tırnaklara da bir tik attım. Temizlik pavel süpürge falan açtı, birazcık yaptı. Ona da atayım bence. Sabah bir de buraları da bir toparlarım. Hatta şimdi toparlarım da neyse. Çöp at sabah, unutmayayım onu. Şimdi bir de duş alacağım. Ondan sonra en son kalanları bir kontrol edeceğim. Hani koymadığım bir şey var mı çantaya, onu ayarlayayım falan. Bir de sırt çantamı ayarlayacağım. İşte bilgisayarda onun şarj aletiydi vesaire vesaire. Belgeleri son bir kez bir kontrol edeceğim. O kadar. Ben daha geç olmadan duşa gireyim. Saçım da birazcık kurusun. O sırada diğer her şeyi de hallederim. İnşallah. Okey, duş da alındı. Bunu da sildim. Son şurada kontrollerimi yapacağım. İhtiyaç listesinden. Pornosun ipini de bavula koyduğum için bağlayamadım. Saç fırçasını sabah kullanacağım. Nemlendiriciyi de. Tırnak makasını artık koyabilirim. Diş fırçasını sabah kullanacağım. Deodorant parfümü sabah kullanacağım. Bir tane de jilet koyacağım. Onu unutmuşum. Şimdi bavula açayım, koyacaklarımı koyayım. Sabah kapatırım. Okey. Bu şimdiki pasaportum. Bu da eski pasaportum. Bunun içinde de eski Polonya vizelerim falan olduğu için sorun çıkartırlarsa, bakın benim bir sürü vizem var, beni almak zorundasınız falan diyebilmek için bunu da götürüyorum yanımda. Bir de onun yanına neyi koyayım biliyor musunuz? Yurt dışı çıkış haracımın makbuzunu koyayım. Çünkü Bulgaristan sınırında onu isteyecekler. Şimdi bir de burada yaklaşık 1 milyon tane aşı sertifikası var. Ha, bir de boarding kartlar var. Of, 100 milyon tane bir döküman var. Pavel uyuyor o yüzden. Yıllar öncesinden kalma Bulgar paralarım var. Bunları işte merkezden havalimanına giderken otobüse veririz diye alıyorum. Ay, hala midem bulanıyor, stresten mi bilmiyorum. Hamile değilim. Her böyle herhangi bir şekilde hamilelik belirtisi olabilecek bir şey söylediğimde hep hamile misin, hamile misin? Geçen doymuyorum dedim, hamile misin? Karnım şişmiştir, hamile misin? Şimdi midem bulanıyorum diyorum de, diye de hamile misin dersiniz diye söyleyeyim. Okey, saat kaç oldu bakıyorum. Yarım. 12.30 yani. Ben niye bu kadar erken uyudu bilmiyorum. Hazırım galiba. Burayı falan da birazcık topladım. Sabah çöp atacağız. Bir de şeyde, yatak odasında nevresimleri değiştirmek istiyorum. Çünkü eve gelince Polonya'dan dönüşte evin tertemiz olması, direkt yatağa girebilmek süper oluyor. Geçen sefer temiz bırakmıştık ve gelince gerçekten çok mutlu oldum. O yüzden aynı şekilde yapmaya çalışıyorum. Sabah işte 9'da falan kalkarız. 10'u çeyrek geçe otobüsümüz. Buradan otogardan. Oraya gitmek zaten taksiyle gideceğiz. 10 dakika falan sürer en fazla. 9.45'te falan evden çıksak yeter. O yüzden 9'da kalkarız diye düşünüyorum. Yemek yer miyiz? Emin değilim. Pavel zaten seyahat etmeden önce çok şey oluyor. Stres oluyor. Hiç yemek falan yemiyor. Ben de sabahın köründe yemek istemeyebilirim ama belki bir şeyler atıştırırız. Görürsünüz zaten. Ve son kontroller ve yola çıkış. O zaman ben de şimdi yatıyorum. Yarın görüşürüz. Tekrar merhaba. Uyandık ve son hazırlıkları yapıyoruz şu an. Hala benim midem bulanıyor. Neden bilmiyorum. Ama ben zaten dün gece çoğu şeyi hallettiğim için çok yapacak bir şey yok. As much as I like traveling, I hate basically the process of transportation.
They cannot, we have computers. Exactly, they cannot do it, they have two computers. Bir tarsit şimdi atacağım. Bir de yanıma alacağım. Şey, anksiyetem falan da yok şu an. Normalde anksiyetem olunca midem bulanır ama. 9'da kalkacağız dedim ama ondan önce uyandık. Sanırım büyük ihtimal yani bir yere gideceğim zaman hep böyle oluyor. Vücudum uyandırıyor beni. Nemlendiriciyi de koyduk. Okey, bir tek telefon, kamera vesaire kaldı. Hazırız. Okey, otogara geldik şimdi. Bulgaristan'a otobüsü bekliyoruz. İstanbul'dan kalkıyor normalde otobüsler. Daha önce de söylemiştim zaten. Birkaç yıl önce de o şekilde gelmiştik İstanbul'dan. Ama doğal olarak Çorlu'dan da geçiyor. Bu sefer buradan bineceğiz. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ben birazcık anksiyete tutmaya başladı beni. İşte sınırda belgelerim sorun olacak. Ne bileyim aşılar sorun olacak vesaire vesaire diye. İnşallah sorun olmaz. Bakacağız bakalım. Hep beraber. Otobüs güya 10'u çeyrek geçeydi. Yani o biletten aldım ben biletleri internetten. Öyle yazıyordu. Ama meğer 10:45'teymiş. O yüzden bir yarım saat daha bekliyoruz burada. Okay, we're finally on the bus. I hope there won't be any problems at the border. You're European, so you won't have any problems. If there's anything, it will be me that has problems. As I said before, our journey is gonna be around 4 hours, more or less, if we don't lose any time on the border. And our flight is in about 6-7 hours, so we will have like 2-3 hours in Burgas. Maybe we will just go to the airport, or if there is enough time, maybe we will eat something in the city. Sınıra doğru yaklaşıyoruz. Bagajları falan kontrol ediyorlar sanırım burada hatırladığım kadarıyla. Belki rastgele falan da bagaj açıyor olabilir, ben bilmiyorum. Ama Pavel'in bagajı biliyorsunuz bir sürü pişmaniye falan dedi. Onları satmayacağımıza inanmaları lazım. Okey, şu an Türkiye'den çıkmış bulunmaktayım teknik olarak. Pasaportta falan bir sorun olmadı. Aşı falan henüz sormadılar zaten. Daha Türkiye tarafında damgamızı aldık. Bir de Bulgaristan tarafında alacağız. Ama sıra falan olmuyor burada hiç böyle hani işimiz bitsin ne kadar sürdüğünü de söyleyeceğim size. Okey, bu tarafta da pasaportları verdik. Bagajları açtırdılar, kontrol ettiler içini falan. Pasaportlar hala onlarda ama onları bekliyoruz. Burada biraz daha zaman kaybettik bagajları falan açtıkları için. Saat kaç şu an? Kim sınıra geleli yarım saati falan geçti galiba. Okey, pasaportum da geldi. Artık gerçekten teknik olarak Bulgaristan'dayım. Avrupa Birliği'ndeyim. Şimdi Burgaz'a doğru gidiyoruz. Bakalım yemek yemeye zaman kalacak mı? Okey, Burgaz'a gelmek üzereyiz. Böyle bir 10 dakikalık falan yolumuz kaldı ama bir mola yerinde mola verdik. Şimdi sınırda ne kadar çekebildim sizin için klip bilmiyorum. Bu arada inşallah rüzgardan sesimi duyabiliyorsunuzdur. Çünkü orası askeri bölge. Çekim yapmak yasak. O yüzden kamerayı çıkarıp çekemedim. Telefonda birkaç klip aldım. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama yine şöyle kısaca bir özet geçmek gerekirse. Eğer Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gitmek istiyorsanız 3-4 tane firma var İstanbul'dan otobüs firması. İşte biri bizim bindiğimiz Nişikli. Daha önce metroyla da gitmiştik. İstanbul seyahatin de var. O bilet.com'da çıkıyor hangi firmaların seferleri oldu Bulgaristan'a. Oradan bakabilirsiniz. Daha uygun olabiliyor. Ve sınırda da bir saat falan harcadık işte. Pasaportları kontrol ettiler. Bagajları kontrol ettiler. Öyle bilmiyorum. Soracak sorularınız varsa şu an benim aklıma gelmiyor. Yorumlarda yazabilirsiniz cevapları bu konuda. Ve asıl yolda ne kadar sürdü? Şu an saat kaç hemen bakayım. 11'de kalktık Çorlu'dan. 3'ü 20 geçiyor ve Bulgaristan'la şu an saatlerimiz aynıymış. O yüzden hesaplayın işte. 4-4,5 saat falan sürdü. Bir 10 dakika daha yolumuz var. 4,5-5 saat diyebiliriz Çorlu'dan. İstanbul'dan da 6-7 saat falan. Okey, Burgaz şehir merkezine geldik. Bir şeyler yiyelim dedik. Burada bir yere girdik ama hep böyle et falan vardı. Şu an hiç et yeme modunda değilim. Daha çok bizim kahvaltımız olacak çünkü saat 3 ama biz anca otobüste kraker falan yedik. O yüzden çok da dolanmaya vaktimiz yok. Hani yiyecek yer bulmaya. 2 saat var tam olarak uçuşa. Dedik havalimanına gidelim. Orada en azından sandviç mandviç bir şey buluruz. Onu yeriz dedik. Hem de uçuşu kaçırmayı hiç riske atmayalım dedik. O yüzden şimdi havalimanına gidiyoruz. Okey, havalimanına vardık. Bomboş bir havalimanı çünkü burası normalde yazın çok uçuşların olduğu bir havalimanı. Avrupalılar buraya ucuz tatil için geliyorlar.
Karadeniz'de kıyısı olan bir şehir olduğu için. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz inşallah. Bu arada tabii ki benim pasaportum yine bir eğitim moment için kullanıldı. Yani burada sanırım Avrupalı olmayan pasaport nadir görüyorlar herhalde. Yani pasaportta bayağı vizem var, görünüyor. Hani önceki pasaportumda yeşil pasaportta vize olmuyordu içinde belge olarak. Hani onu bilmemeleri normal ama vize var, Polonya vizesi var. Niye uzun uzun incelediler yine bilmiyorum. Sonra bir tane yetkili geldi, benim pasaportumu aldı, dedi bunlara bir şeyler göstereceğim dedi. Aldı vizeyi okumayı falan öğretti benim pasaportumdan. İşte buradan buraya kadar geçerliymiş tarihleri. İşte Polonya'dan alınmış Schengen vizesi vesaire vesaire diye. Öyle yine ben kendimi burada şey hissettim. Fransız hissettim. Neyse ama bagajlarda da sorun olmadı. 400 gram fazlam vardı ya, takmadılar onu. Verdik ama bagajıma kilit takmadım. Unuttum onu tamamen ve saracaktım da yeni bavul olduğu için çizilmesin, kırılmasın vesaire diye. Onu da yapmadım. Artık Allah'a emanet. Havalimanı boş dedim ya. Sanırım o yüzden çalışanların canı sıkılıyor. Her şeyi didik didik ettiler. Pavel'in bütün çantasını boşalttılar falan filan. Anca geçtik pasaport kontrolden. Benim zeki sevgilim de losyonlardan birinin çantasına koymuş. Mecbur çöpe gitmek zorunda kaldı o. Çünkü kocaman şey. Almazlar tabii onu uçağa. Öyle şimdi inşallah yemek yiyeceğiz. Ama iyi ki şehirde zaman kaybetmemişiz. Çünkü geçiş işlemleri falan bayağı uzun sürdü. Az önce 150 liraya Big Mac menü aldım burada havalimanında ve boarding başlamış. Hemen uçarak gitmemiz lazım. İyi ki şehirde zaman kaybetmemişiz. Böyle hızlı hızlı yiyerek uçağımıza doğru yol alacağız. Koştur koştur yedim 150 liralık Big Mac menümü. Şimdi hala uçağı bekliyoruz. Oturup da yiyebilirmişim yani. Birazdan uçağa geçiyoruz. Uçuş 1,5 saat falan sürecek. Oradan da babası alacak. Oradan da yolumuz 2 saat falan sonra evdeyiz. Okey, yine Polonya'ya girmeyi başardım. Ama girişte bu sefer beni yine fazla kontrol ettiler. Ekstra parmak izimi falan aldılar. Yani zaten vize alırken de parmak izi vermiştim ama yine aldılar. Okey. İşte ışıkla pasaportuma baktılar falan. Türk olmanın problemleri Avrupa'da. Neyse şimdi sonuç olarak girdim ülkeye gene. Bavulum da sağlam geldi. Babası havalimanından alacak bizi. Şimdi çıktık arabaya doğru gidiyoruz. Okey, sonunda eve geldik. Şu an Türkiye saatiyle saat 10 falan. Bakayım hatta. Aynen tam olarak 10. Ve biz sabah 9.30'dan beri yoldayız. Hoş geldin. Bu çocuk beni özlemiş herhalde. Sen beni mi özledin? Sen ablayı mı özledin? Yoruldum yani. Çok beyaz çıkıyorum. Neyse idare edin. Ve yemek yemeye vakit olmadı biliyorsunuz. O yüzden şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Üstümü falan değiştireceğim. Ve büyük ihtimal sonra da yatacağız zaten direkt ama size şeyi gösterecektim. Hani videonun başında dedim ya, buraya Jaya'dan sipariş verdim, işte şampuandır, diğer cilt bakım ürünleridir vesaire vesaire. Kutum burada beni bekliyor. Onu açalım beraber. Şimdi şöyle güneş kremi aldım. Jaya'nın Türkiye'de de olan kreminden. Bu bir şampuan. Size Instagram'da da önerdiğim vücut losyonu. Çok güzel. Evde de duruyor zaten, böyle yarısını falan kullandım anca. Stoklamış olayım diye bundan yine aldım. Manuka yüz yıkama jeli, Manuka tonik. Bunları zaten Türkiye'de de kullanıyorum. Aynı şekilde stoklamış olayım diye aldım. Saç kremi. Bir de misel su. Makyaj temizlemek için. Ve yanına iki tane de böyle maske hediye yollamışlar. Şimdi bunların hepsini, bakın kaç tane ürün var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ürün var. 330 liraya aldım. Ve Türkiye'de sadece şu vücut losyonu 300 lira. Keşke hepinize getirebilsem buradan ama maalesef. Bu arada bir önceki gelişimde, bir ilk geldiğimde garip hissetmiştim uzun zamandır gelmediğim için. Hani ilk defa gelmişim gibi gelinmiştim. Vlogda da söylemiştim zaten size. Bu sefer hiç. Sanki kendi evime geliyorum. Bir arsızlaştım gele gele. Şimdi hatta sayın kayınvalidem Pavel'in dolabından bana raf ayırmış. Bavulumu falan oraya çıkaracağım ama sanırım şimdi çıkarmayacağım. Şimdi gerçekten çok yorgunum. Üstümü bir değiştirdim. Şimdi sadece aşağı inip bir şeyler yiyeceğim. Odada burada otururken kapı açılıp duruyor. İkide bir kediler geliyor. Biri gelecek bana bir şey diyecek diye bekliyorum. Bakıyorum minicik oradan kedi giriyor odaya. Neyse seyahati anlatırken size şey demeyi unuttum. Aşı konusunda hiç kimse bize bir şey sormadı. O kadar aşı kartlarını yazdırdım falan, kimse aşı sormadı. Bulgaristan sınırında da sormadılar. Polonya sınırında da sormadılar. Ve Bulgaristan'da hiçbir yerde kimse maske takmıyor. Otobüslerde de takmıyorlar. Sadece uçakta maske tak. Artık sanırım gerçekten normale dönüyoruz.
Virüs konusunda en azından. Neyse ben gerçekten ölüyorum şu an yorgunluktan. Yemeğimi de yedim. Şimdi yatacağım yavaştan. Bu vlogu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım istediğim gibi videolar çekebilirim buradayken. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.